Manşete hoş geldiniz. Fermas Madencilik işçileri Ankara Kurtuluş Parkı'ndan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapmak istedikleri yürüyüş engellendi polis tarafından ve engelleme sonrası açlık grevine başladıklarını bildirdiler, duyurdular. Bağımsız maden ise yaptığı açıklamada konuşmuyor, yemiyor, olduğumuz alandan ayrılmıyoruz dedi. 52 gün sesimiz kısılana kadar bağırdık. Kilometrelerce yolu yürüyerek geldik, gelirken uyardık. Köle değiliz, olmayı kabul etmiyoruz. Bir yetkili çıkıp sorunu çözemedi, bir tane bakanlık yasal haklarımızın bize teslim edilmesine dair patronu uyarmadı. Elimizden gelen her yolu denedik, canımız kaldı bir, onu da Ankara'nın göbeğinde açlığa yatırdık. Halkımıza sesleniyoruz, bizim sizden başka kimsemiz yok, çıkartmadığımız ses olun diyor Bağımsız Maden İş ve işçilerin bu son eylemini, son görüntüsünü paylaşarak onlara ses olduğumuzu umuyorum. Bir kanal açmak, kanallar açmak gerekiyor eylemlere. Bölge içeriden patlayabilir derken altta onu yazdım. İçeride gerçekten patlama var ve fokurdama var. Bu sadece Orta Doğu ile ilgili değil, Türkiye ile de ilgili. Şimdi bir tanesi de bu. Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer'in haberi. Demirören'den indir, vatandaşa bindir. Kredi kartına aidat. 100.000 TL limitli kredi kartına 750 TL. İşte savunma fonu aidatı, haracı. Savunmaya katkı adıyla getirilen verginin altında Demirören'e kıyak çıktı diyor Erdoğan Süzer Sözcü'deki manşetten verilen haberde. Şans oyunlarının payı yarıya indirildi, fon parasız kaldı, millete haraç salındı. Şimdi bu kart vergisi vergi değil haraç ve millet bunu anlamış durumda. Bir, iki, son güven bağlantıları da iktidarla koptu. Artık iktidardan gelen bu tür şeylere inanmıyor. Taleplere inanmıyor. Nasıl olsun ki? Şimdi Hazine Maliye Bakanı demiş ki, ki bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı da söyledi. Bu paket tamamen savunma sanayi fonuna gidecek. Olabilir. Savunma sanayi fonuna gitmesi demek savunma harcamaları tekeli damada direkt aktarılması demek. Damat dolar milyarderi oldu bu sayede. Selçuk Bayraktar'dan bahsediyorum. Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la evli. Ve bütün savunma sanayi tek elinde. Bütün işleri o alıyor. Ve para da ona gidiyor. Yani bir halkın cebinden onun cebine. Hemen her krizi, hemen her sıkıntıyı, hatta enflasyonu bile fırsata çevirmeye çalışan bir iktidar var. Ve halk buna uyanmış durumda. Vergi adında kendinden haraç toplandığını görüyor ve eğer bir güven kırıntısı kaldıysa bu da kalmamış durumda. Şenol Babuşçu bundan geri adım atılacak diyor. Sağlam kulis alabilecek bir noktada Profesör Doktor, eski Merkez Bankası baş ekonomisti. Yeni vergi teklifinden limiti 100.000 TL'yi geçen kredi kartlarından yıllık 750 TL alınmasını öngören maddenin çıkarılması hemen hemen kesinleşti diyor. Eğer bir sürpriz yaşanmazsa hadi bakalım. Eğer öyle olursa halk geri adım attırmış olacak. Şimdi bölge içeriden patlayabilir derken DEM Parti açılım meselesine bakalım. Bülent Çelik güzel bir karikatürle bunu özetlemiş. Diyelim ki açıldık olmadı. Bedeli kim ödeyecek diye soruyor Devlet Bahçeli. Erdoğan da kim olacak? Tabii ki Özgür Özel diyor. Yeni Yaşam'ın manşetinden duyurduğu haber önemli. Beci Serok Apo özgürlüğün ifadesi. Anayasa Mahkemesi bir karar almış ve Beci Serok Apo ve PKK halktır, halk burada sloganlarının ifade özgürlüğü olduğuna hükmetmiş. Dikkatinizi çekerim. Tam da böyle bir dönemde. Bunun altını çiziyoruz. Ama öte tarafta Abdullah Öcalan avukatlarıyla hala görüştürülmüyor. Belli ki bir müzakere arkada devam ediyor ama bu müzakere devletle Öcalan arasında devam ediyor. Avukatları ve yakınları bundan habersiz. Amber'in zamana hükümet kaynaklarından sızdırılan bilgiyle Öcalan'ın devletle görüştüğü ve Öcalan'ın Kandil'le görüştüğü bilgisi var. İşte silahları bırakma çağrısı vesaire. Devlet de diyor ki işte terörü bitirin. Terör yok ortada zaten. Yıllardır PKK'nın bir terör eylemi yok. Ama işte silahları bırakın, kendinizi lağvedin. Bu çok olacak bir şey değil. Asrın Hukuk Bürosu 43 aydır haber alamadıkları Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulunmuşlar. İşte bu başvuruya verilecek cevap da iktidarın samimiyetini gösterecek. Yeni Özgür Politika gazetesi de manşetten çözüm için emare yok manşetiyle çıkmış. DEM Partililere atfen. DEM Partililer bir ikilem içerisinde. Yani bir taraf diyalog kapıları açık olsun, görüşelim her partiyle, iktidar dahil. Bir tarafta yani bunların ipiyle kuyuya inilmez görüşünde. Şimdi bu ikilemde. Ama zannediyorum ağırlık kazanan görüş şu. Bunların ipiyle kuyuya inilmez, tekrar çözüm masasına oturulmaz. Bunlar buradan siyasi avantaj sağlama peşinde. Ama biz konuşalım yani. Böyle bir durum var. Yani bunların ipiyle nasıl kuyuya inilsin ki? Bakın Diyarbakır'da hafta sonu özgürlük eylemine katılanlar tespit edilmiş ve İçişleri Bakanlığı
ev baskınlarıyla 36 ilde 269 kişiye gözaltı yapmış. Bunların ipiyle nasıl kuyuya ineceksiniz ki? Bir başkası, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Fatma Tokmak, ağır kalp hastası, tahliye edilmiyor. Avukatı Eren Keskin bas bas bağırıyor, ölüme terk ediliyor diye. Bunların ipiyle nasıl kuyuya inilsin ki? Bir başkası, Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmiş. Aynı koğuşta yatıyorlar. Selahattin Demirtaş'ı biliyorsunuz. Selçuk Mızraklı da Diyarbakır Belediye Başkanı idi. Hakkı gasp edildi. Yıllardır da içeride tutuluyor. Şimdi orada Selahattin Demirtaş'ın mesajı önemli. Sezgin Tanrıkulu aracılığıyla. Siyasi gelişmeleri yakından izliyormuş. Bir gün Türkiye'nin Kürt meselesinin cezaevleri ve duruşma salonlarından bağımsız şekilde ele alınacağı günlerin geleceğine inanıyormuş. İnancımı kaybetmedim diyor. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen yok. Evet, Öcalan'a özgürlük isteniyor. Kürt medyasında da, Kürt siyasal hareketinde de bu var. Ama kimse Selahattin Demirtaş'ı telaffuz etmiyor. Açık ara bir numaralı lideridir Kürt siyasal hareketinin. Eğer gerçekten iktidar bu konuda samimiyse, onun tahliyesiyle veya onun cezasının hafifletilmesiyle bu konuda atılacak adımlarla başlayabilir ama başlamıyorlar. Bu da zaten niyetin samimi ve halis olmadığını gösteriyor. Çocuklar güvende mi diye sormuş Metropol Araştırma. Dünkü yayınlarda, ikinci yayında güven konulu bir yayın yapmıştım ve orada Türk halkının kendini güvende hissetmediği sonucu ortaya çıkmıştı. Seçmenin daha doğrusu. Buna iktidar seçmeni de dahil. İktidar seçmeninin %40'ı kendini güvende hissetmiyor. Çocuklar güvende mi diye soruluyor seçmene, aynı seçmene. Hayır diyor %84. İktidar partilerinde ise AKP'de bu %70, MHP'de 76. İktidar seçmeni de aynı şeyi düşünüyor. Nasıl bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz? Çocuklar güvende değil. Olan da zaten yurt dışına çıkmayı veya hayatını orada sürdürmeyi, orada eğitim almayı ve orada yaşamayı, orada iş kurmayı, yuva kurmayı hayal ediyor. Nasıl olacak ki? Nasıl olacak ki? Faili meçhul cinayetler tarih oldu demiş T24. Katılmıyorum bu başlığa. Tarih olmaz. Faili meçhul cinayetler her defasında açılır, kapanmamış dosyalardır. Belli konu, yani zaman aşımı yoktur, işkencede de yoktur. Dolayısıyla failler bu konuda hesap verirler. İşte Yargıtay, Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanıklı JITEM davasında beraat kararını oy birliğiyle onamış. Kesin ve inandırıcı delil yok diye. Şimdi devlet birileri eliyle bölgede yıllardır iş tutuyor ve bu birileri de yetkilerini aşıyorlar. Yani devletin talimatlarının da dışında cinayetler olabiliyor, adam kaçırmalar olabiliyor, çökmeler olabiliyor. Amma şahsi garazkin, amma bir maddi çıkar, bilemeyiz ki. Şimdi İbrahim Şahin, Mehmet Ağar, Korkut Eken fotoğrafları görülenler soldan sağa. Şimdi şu anda devletin çıkardığı kararla aklanmış görünüyorlar tırnak içinde. Ama devlet hep böyle yapıyor. Devlet kendi adına iş tutanları canlarını sıkacak, başlarını belaya sokacak davalarda da yargıda yapıyor şeyini ve onları aklıyor. Bunlar da buna güvenerek hareket ediyorlar zaten. Ve bunların avaneleri de şu anda buna güvenerek hareket ediyor. Bak, bizim babalarımız hakkında beraat çıktı. Biz de istediğimiz gibi iş tutalım, devlet bizim de arkamızda yargısıyla diye bakıyorlar. Akıncı Hukuk Bürosu Avukat Özcan Akıncı, Yalçın Kaya kararını istinaf etti ki yanlıştan dönmek için bir fırsat daha verdik demiş. İkinci satırı önemsiyorum. Yüksel Yalçın Kaya kararı önemlidir. Eylül 2023'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı emsaldir. Vatandaşların rutin işlemleri, yasal, o dönem yasal olan işlem yaptıkları için haklarında işlem yapılamayacağını, bırakın tutuklanmayı, içeride yatırılmayı, haklarında hüküm verilmeyi, gözaltına bile alınamayacaklarını hükme bağlayan bir karardır. Emsal bir karardır. Tarihi bir karardır. Yanlıştan dönmek için bir fırsat daha verdik diyor. Bunu önemsiyorum. Çünkü devlet eğer gerçekten niyeti bir dönemi bitirmek, yeni bir dönemi açmaksa, gerçekten böyle bir niyeti varsa, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygular. Yani ben böyle bir karar aldım ama Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak zorundayım. Karar kesin der. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygular. Ama devlet bunu da yapmıyor. Rejim bunu da yapmıyor. İşte bu rejimin samimiyet testinde önemli. Bir fırsat daha verdik. Eğer böyle bir niyet olsaydı bu fırsatı değerlendirirdi. Ben mahkemelerde bunları içeri soktum ama ne yapayım, ahim kararı var, uymak zorundayım der, çıkartırdı. Onu da yapmıyor. O açıdan önemlidir. Köfteci Yusuf şubeleri dolup taşıyor. En son Denizli Spor kafilesi gitmiş galiba. Güven bağları koptu. Artık devletten gelen bu tür haberlere insanlar inanmıyor. Adli tıp raporlarına inanmıyor. İşte Tarım Bakanlığı laboratuvarlarından çıkan tahlil sonuçlarına inanmıyor. Ve bir yönüyle devletin attığı bu adımlar ters tepiyor. İşte Erdoğan ondan dolayı sıkıştı ve gece bu böyle bir tweet attı.
Devletin görevi vatandaşların sağlıklı güvenilir mevzuata uygun gıdaya erişimini temin etmek. Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimin gayesi budur falan filan diyerek Tarım Bakanlığı'na destek verdi ama ne çare? Köfteci Yusuf olayı patladı. Benim gibi tespit. Köfteci Yusuf'un yanında, önünde, arkasında değilim. Sedat Peker'in de önünde, arkasında, yanında, sağında, solunda değilim. Sadece tespit. Durum bu. Tahlil sonucuna itimat bitti. Tahlil sonuçlarına itimat bitti. Onu gösteriyor. Ve vatandaş başının çaresine bakacak. Şimdi bölge içeriden patlayabilir derken, bu Moskova'nın, Rusya'nın en etkili gazetelerinden birinin kupürlerini yayımlamış Kerim Has. Novosti Maya. Bir defa da okumak zor. Heceleyerek okudum. Önde gelen gazetelerden birinde iki önemli analiz çıkıyor. Bu analizin başlıkları bile sadece yeterli. PKK'yı ima ederek Erdoğan baş düşmanıyla müzakere etmek zorunda. Abdullah Öcalan, Kandil Köprüsü. İdlib'i kastederek Kuzey Suriye, Suriye'de Türk himayesi altındaki bölge içeriden patlayabilir. Esad bundan görüşmüyor zaten. Orada Türk askeri olduğu için. Erdoğan herkesle köprü kurdu, bir tek Esad'la kuramadı. Her defasında da her hafta aşağı yukarı söylüyor, görüşelim, görüşmeye hazırız falan, ama olmuyor. Olmamasının nedeni de Kuzey Suriye'deki Türk askeri varlığı. Fakat yani Rusya'dan yapılan değerlendirme önemli. Çünkü Rusya bölgede ve Rusya Suriye'nin bir numaralı müttefiki. Suriye'de Türk himayesi altındaki bölge içeriden patlayabilir derken önemli bir şey işaret ediyor ve her iki başlığa da bakarak bu sıkışmışlığın ardından Erdoğan'ın işte DEM Parti ile müzakere, Öcalan'ı tekrar 43 ay sonra hatırlayıp Kandil'le bir temas kurma gayreti, işte Suriye'ye sürekli davet, Esad'la görüşme, bu sıkışma niye bölge içeriden patlayabilir? Bakalım, göreceğiz. Gerçekten önümüzdeki aylar sıcak gelişmeleri beraberinde getirecek gibi görünüyor. Murat Mıhçı paylaşmış. Daron Acemoğlu'nun ana eğitimi aldığı, annesinin de müdürlüğünü yaptığı aynı okul mezunuyum. Okulun şu anki mevcudu 180 kişi. Geçmişinde coğrafyaya değer veren çokça insan yetiştirdi. 1915 yaşanmamış olsa kim bilir ne değerler insanlığa katkı sunacaktı diyor. Tek tweet'te çok güzel özetlemiş. Yaşandı maalesef 1915 ve belki de bir asırdır bunun sonuçlarını yaşıyoruz. O arada bir soru soracağım. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada yayını beğenmeyi ihmal etmeyin. Platformlarınızda paylaşın. Ayrı bir konu. Bunu tartışalım aşağıda. Günün sorusu. Türk solu basın organları Acemoğlu'nun, yani Bir Gün ve Evrensel, Türk solunun basın organları olarak ben tabir ediyorum, tarif ediyorum. Daron Acemoğlu'nun Nobel'ini neden ilk sayfada görmemiş olabilir? Yoktu ilk sayfada. Anons bile yoktu. Tek satırla bile görmemişlerdi. Neden? Bunu soruyorum. Buna cevap. Daron Acemoğlu Ermeni olduğu için mi? Daron Acemoğlu liberal olduğu için mi? Acemoğlu'na katılmadıkları için mi? Acemoğlu'nu Türk saymadıkları için mi? Acemoğlu'nun tezlerine katılmadıkları için mi? Nobel'i bir Batı emperyalizminin uzantısı olarak gördükleri için mi? Nedir? Neden? Haber çünkü yeterince erken düştü. Yani birinci sayfalara girebilirdi. Geç saatte gelen bir haber değil. Bunu tartışalım aşağıda. Ve bu tartışmanın sonuçlarına göre de bunu analiz edebilirim sonraki yayınlarda. Ortacoğu, bölge içeriden patlayabilir derken bununla bağlayalım yavaş yavaş. Washington Post, İsrail İran'ın petrol tesislerini vurmayacak diyerek önemli bir kulis haberine imza atmış. Netanyahu da habere göre bu konuda Washington'ı bilgilendirmiş. Amerika Gazze'yi insansızlaştırmada dehşet bir destek verdi İsrail'e. Lübnan'da da destek veriyor. Hala işte silah, işte füze, neyse ne gerekiyorsa istihbarat desteğiyle yanında, önünde, arkasında. Fakat aman diyor, İran'da petrol tesisi falan vurma. Çünkü bu başka bir yere gider. Bunu ben de kontrol edemem. O konuda Amerika'nın bir hassasiyeti var. Bunu ve üst perdeden de söylüyor. Netanyahu da belli ki herhalde uyarıyı aldı. Tamam, oraya elleşmeyeceğiz demiş Washington Post'a göre. O arada Birleşmiş Milletler Netanyahu'nun taleplerine rağmen barış güçlerinin Lübnan'da kalacağını açıkladı. Netanyahu bile bile barış gücünü vurmuştu. Belki de caydırmak, oradan uzaklaştırmak için, ama barış gücü komutanı hayır çıkmıyoruz demiş. Ve bu konuda konsey, güvenlik konseyi ve üye ülkeler de bu kararımızı destekliyor demiş. Çünkü Lübnan bir ülke ayrı, Gazze gibi değil. Hani Gazze'yi bir iç işi olarak görüyor olabilir İsrail ama Lübnan başka bir ülke. Sen Lübnan'da iş tutuyorsan ve BM barış gücünü vuruyorsan orada, bu iş başka bir yere gidiyor ve çizgiyi aşıyor. Bakalım iş ne olacak, nereye gidecek, ama Eddie Cohen'in şu karikatürüyle yavaş yavaş bağlayalım. Bir yapay zeka, karikatür değil de yapay zeka resmi
Netanyahu ayakta, arkasında İsrail bayrağı var ve önünde diz çökmüş ABD'nin gelecekteki başkanlarından biri. Ya Kamala olacak, Kamala Harris, ya Donald Trump. Bir biçimde onlara diz çöktürmüş görünüyor. Çok da haksız sayılmaz. Bugün manşeti farklı bir görüntüyle bitireceğim. Hani ne zaman ülke normalleşmeye başlar görüntülerinden biridir bu. Bir kadın çocuğuyla beraber yaya geçidinde duruyor. Hiçbir araç yol vermiyor. Geçen polis aracı dahi yol vermiyor. Bakın, ve bir araç durmuş, oradan çekiyor bunu. Ama sol şeritten gelenler yol vermiyorlar. Bir şekilde fırsatını bulup geçiyor. Şimdi bu çok gerçekten önemli bir gösterge. İngiltere'den örnek vereceğim. Diğer Avrupa ülkelerini bilmem. Araç kullandığım uygulamalar hakkında fikrim var ama konuyu dağıtmak istemiyorum. İngiltere'de yıllardır araç kullanıyorum. Bu zebra geçit tabir edilen, işte o beyaz çizgilerden hareketle zebra geçit deniyor. Yaya geçidinde ışık falan yoktur zaten. Bu yaya geçidinde adımını atan, hatta o geçide yönelen kişiyi gördüğü anda trafik durur. Otobüs, tır, kamyon, aklınıza ne gelirse otomobil durur. Yani geçme ihtimali olan bir yayayı, o geçitten geçme ihtimali olan bir yayayı gördüğü anda durur zınk diye. Işığa falan gerek yoktur. Genel kaidedir, kuraldır bu. Değilse başı belaya girer. O yayanın başına bir şey gelirse başı belaya girer. Yayalar da bunu bildiği için çoğu zaman da, hatta çocuklar bu bilinçle yetişiyor, çoğu zaman da sağına soluna bakmadan yaya geçidine dalar. Ben öyle yapamıyorum şahsen ama alıştık çünkü temkinli olmaya, dikkatli olmaya mutlaka bakıyorum yani. Fakat İngiltere'de doğan büyüyen çocuklar öyle değil. Direkt yaya geçidine dalıyor. Neden? Çünkü diyor duracak araçlar diyor. Buna inanmış, buna güvenmiş. Böyle bir teslimiyet var. İşte ne zaman normale döneriz? Bu noktayı yakaladığımızda normale döneriz diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum. Lütfen yayını beğenelim. Aşağıya yorum bırakalım. Hepsini okuyorum. Bir kısmına da, mühim bir kısmına da cevap vermeye çalışıyorum. Ve orada konuşalım. Orada enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Burada söylemediğim konularda gelen sorulara göre veya yapılan yorumlara göre cevaplar veriyorum. Ve ciddi bir zihin egzersizi de oluyor benim için. Yapalım bunu. Yani burada dönmeyen muhabbeti aşağıda farklı bir biçimiyle döndürebiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.